Gündem programına hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz. Bizlerle birlikte Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Hayri Hanım. Evet e, yine güzel, iyi haberler ve iyi projeleri konuşacağız programda. Evet. E, en yakın zamanlı e, projeden başlayalım isterseniz. Hı hı. Hollanda Utrecht e, Turizm Fuarı'nda Marmaris bisiklet rotaları, e, yılın bisiklet rotalarına aday gösterildi. Evet. Dosya teslim edildi, okul ilgili Hı -hı. görüşmeler de yapıldı. Evet. Şimdi tabii sizden dinleyelim bu görüşmeler sonrasında ve bu e, turizm fuarı sürecinde yaşanan e, temasları, görüşmeleri evet. ve bu adaylığın ne anlama geldiğini anlatır evet. mısınız bize? Tabii. Şimdi bizim e, 2015 yılında e, Marmaris bisiklet rotalarını çalıştığımız zaman projemizin e, beklenen katkılarından bir tanesi de e, Avrupalı bisikletçilerin e, rotalarımızla, ilgilenmesi ve turizmin burada bir parçası olması. Çünkü bisiklet rotalarımız Marmaris Şehir Merkezi'nin dışında olduğu için hem turizmin coğrafi dağılımının iyileştirilmesi adına önemli bir unsurdu. Şimdi biz bu dönüşleri şöyle almaya başladık. Marmaris belediyesinin katıldığı turizm fuarlarında Zürich Aktif Turizm Fuarı olsun. Yine Hollanda Utrecht Trekking ve Bisiklet e, fuarı olsun. Biz burada sunumlar yaptık. Hem e, turizm ateşiliğimizin e, öncülüğünde e, Hollanda'nın ve İsviçre'nin turizm e, bileşenlerine ilgili e, kurumlara, e, ajentlara bir sunumlar yapmıştık. Yine bu sunumlardan bir tanesi de biz geçen sene Utrecht e, bisiklet ve trekking fuarında yaptık. O fuardan bizim dönüş aldık. O fuarı düzenleyenler e, yine e, Hollanda'da e, bisiklet e, turizminin, bisiklet sporunun e, konularında ilgili ve e, kişileri bize e, incelemişler bizim e, broşürlerimizi, e, tanıtım enstrümanlarımızı. E, her yılda e, Avrupa'nın yılın bisiklet rotaları e, yarışması düzenliyorlar. Marmaris'e da davet ettiler. Ve bununla ilgili dosya e, verme sürecimiz vardı. Sedat Bey özel kalem müdürümüz. Outdoor Turizm Fuarı'na giderek dosyamızı teslim etti. 2019'da Marmaris bisiklet rotaları Avrupa'nın en iyi bisiklet rotalarına aday. Evet. Şu anda. Şu anda böyle bir adaylık süreci de başladı. Evet. Nasıl bir Marmaris'i nasıl bir süreç bekliyor? Zannediyorum evet. bir jüri gelecek Marmaris'e. Şimdi hem bir jüri gelecek. Yine biz yakın bir zamanda 2 3 4 Mart tarihlerinde yine bisiklet ve trekking fuarı var. Hollanda'da Utrecht şehrinde. Burada biz e, Hollandalı basın mensuplarına e, bir sunum yapacağız. Şimdi onun hazırlığını yapıyoruz. Bu da bizim lobi e, faaliyetimiz olacak. Hı hı. Bunun gibi hem Marmaris'i e, denetlemeye gelecek, e, gezmeye, görmeye gelecek e, kişileri de orada tekrar bir ilgi çekmiş olacağız. Bu şekilde e, çalışacağız, e, tanıtacağız kendimizi. 2019'un e, hazırlık olacak bunlar. Peki... E bu kriterler nedir? Yani çünkü hmm. Marmaris hem şehir merkezinde evet. bir ulaşım yolu evet. olarak e, bisiklet yolları evet. e, e, şu anda varlığını evet. devam ettiriyor ve gelişerek büyüyerek devam ediyor. Öncesinde tabii kırsal bölgelerde de siz e, bu konularda çalışmalar yapmıştınız, tabelalarla ilgili yol düzenlemeleriyle ilgili işaretlemeler yapmıştınız. Yani burada bir bütün müdür e, Marmaris'in evet. geldiği tabii, nokta tabii. bu açıdan adaylık açısından nasıl bir Şimdi, e, tablo ortaya koyuyor? Aslında biz komplike bir proje oluşturduk. Ee, bizim projemiz Marmaris Kırsalı'ndaydı. Biliyorsunuz. Hı hı. 800 kilometrelik bir alanda herhangi bir altyapı yol iyileştirme çalışması yapmadan mevcut yolları, orman yangın önleme şevlerini, orman yollarını, köy yollarını e, e, trafikli, e, araç trafikli yolları kullanarak e, biz bir rota geliştirdik ve bir iz-iz takibi dediğimiz bir sistem oluşturduk. Her 4-5 kilometrede bir bir bilgilendirme koordinatları belli, bir bilgilendirme ve numaralı bir direkle hı hı. ve onun üzerinde toplam 1200 tane yönlendirme tabelasıyla e, dağ bisikletçilerinin özellikle iz takibi yaparak kendi rotalarını kendileri oluşturarak rehberli ya da rehbersiz e, Marmaris ve çevresini gezmelerini sağlayacak bir projeydi bu. Hı hı. E, bunu yaparken Marmaris içinde de bir pencere açtık projemizde. Ne yaptık? 250 tane e, bisiklet park yeri oluşturduk. Hı hı. E, yine Marmaris içinde 11 tane çıkış kapısı organize ederek kırsal alanlara çıkış kapılarını belirledik. Yine Marmaris e, ilçe sınırları içerisinde e, bilgilendirme panoları oluşturduk bisiklet rotalarımızla ilgili e, ve bu dikkat çekti. Ondan sonra e, hem sivil toplum örgütü hem ziyaretçilerimiz e Marmaris'in içinde de bisiklet yollarımız neden olmasın? Ee, bu talep, istek bize yoğun olarak geldi. Biz de yeni yol planla, planlamalarımızda e, bisiklet yollarını motorlu taşı trafiğine entegre ettik. Böylece projemiz bir entegre bir proje haline geldi. Hem şehir içi hem şehir dışı bisiklet yollarımızla e, bir tam bir bisiklet şehri olmaya aday bir potansiyeli ortaya koyduk. Ya, yaptığımız yollarda e, beyni kazandı ve kullanılmaya başlandı. Öğrenciler, çocuklar, hanımlar, yetişken, yetişkinler tarafından ve sayınlar yapıyoruz. Bisiklet yollarımızın kullanımı bir yılda iki kat arttı. Bunu da e, veri olarak biz e, bizi e, tanımaya ve görmeye gelenleri raporlarımızı da hazırlayacağız hı hı. elektronik ortamda. E, bu şekilde e, projemizin derin, derinliği kazanmasıyla iddialı bir e, hale geldik. Şimdi tabii bunun e, ulaşım açısından çok önemli. Turizm açısından da e, gerçekten aslında Marmaris için yeni bir kapı, yeni bir pencere açtığını artık bu adaylıktan sonra da gelen başka iyi bir haberle de e, zannediyorum kendini gösterdiği bisiklet rotaları Thomas Cook firmasının hı hı. tanıtım kataloğuna girdi. Evet. Özellikle e, hani bölgenin çok sevdiği, arzu ettiği bir pazarda evet. vitrine evet. çıkıyor. Ee, önce İsveç miydi? İsveç. Evet, önce Kuk, İsveç'te tanıtım yapılacak. İskandinav pazarında e, İsveç'le başladı bu ilgi. İsveç kendi, kendi e, tanıtım sayfalarında, ürünlerinde e, Marmaris'i bisiklet rotaları önerisiyle e, lanse etti. Bu da dikkat çekti. Şimdi biz onların da hazırlıklarını yapıyoruz. Oradan da bir ekipler gelecek. E, info grupları gelecek. Onları da kendilerine tanıtacağız bisiklet yollarımızı. E, Thomas Cook çok büyük Hı. bir Aktör biliyorsunuz turizm pazarında evet. biz onların bizim bisiklet yollarımızla ilgilenmesi bizi daha da hareketlendiriyor böylece ve turizmde biz de takip edeceğiz bisiklet severlerin Marmaris'e gelip spor gezi turistik amaçlı bisiklet yollarını kullanmalarını biz de takip edeceğiz. Nasıl bir pazar, nasıl bir potansiyel var? Ya da şu soruyu bununla beraber doğurma, e, sormak daha doğru olur mu? Çünkü Marmaris Belediyesi'nin bir aktif evet. tatil tanıtım evet. e, projesi var. Bu artık Marmaris'in e, şu anda öncelikli olarak e, tanıtımda benimsediği bir e, başlık oldu. Doğru. E, yani bunun da birleştirerek mi sormak lazım? Tabii ki onun bir parçasıdır bisiklet evet. ama bisiklet turizm açısından dünyada e, şu anda var olan potansiyel nedir? Hı hı. E, özellikle Avrupa'da biliyoruz ki artık aktif tatil Şimdi, de çok talep ediliyor. Evet. Avrupa'nın e, bisiklet turizmi, turizm demeyeyim de Avrupa'nın bisiklet e, olgusunun toplam büyüklüğü 40 milyar avro. Çok iyi bir rakam bu. Çok büyük bir rakam. Yani e, Eurovelo biliyorsunuz Avrupa bisiklet e, e, ağı, Eurovelo da çok büyük bir e, aktör, çok büyük bir birlik hı hı. Avrupa Bisiklet e, Birliği'ne bağlı onların bile çalışmalarına baktığınız zaman bisikletin ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Ve Avrupa şehirlerinde, en modern şehirlerde Kopenhag, Hamburg, Oslo, Amsterdam, Stockholm'de şehir merkezi tamamen trafikten arındırılmış ve yalıtılmış durumda artık. Şehir merkezleri bir bisiklet toplu ulaşım ve yaya yollarının organize edildiği alanlar oldu. Artık bir politika. Ve bisiklet politikaları da öyle bir şey ki, eğer bisiklet varsa bir şehirde bir kere insanlar e, depresyondan, e, hastalıktan kurtularak daha mutlu bir hale geliyor. İş verimlilikleri artıyor. Bunları hepsini ortaya çıkarmışlar. Daha sağlıklı bir nesil, daha verimli bir nesil. E yine e, masraf olarak da işte e, tükünebilir kaynakların kullanılması sınırlanıyor. Hı hı. Artık petrol kullanmıyorsun. Gücünü petrolden almıyorsun. Gücünü kendinden alıyorsun. Evet. Artık ne oluyorsun? Kendini beslemeye çalışıyorsun. Sağlıklı beslenmeye yol açıyor bu. İşte otomotiv giderleri, benzindir işte e, gibi giderlerden birdenbire kurtulmuş oluyorsun. E, ve hem cebe hem sağlığa hem de şehre e, katkısı olan bir e, ürün. E, haline geliyor. Hı -hı. E, bunları da incelediğimizde bisikletin Hı -hı. E, gelecekte daha da bence Türkiye'de de böyle. Evet. Artık şehirlerde çok ciddi bisiklet yolları yapılmakta. Fakat kullanmak ve sahip çıkmak daha önemli. Ama biz bu Marmaris bunu başardı şu anda. Evet. Bu konuda e, çocuktan yaşlısına zaman evet. o zaman bizde röportaj yaptığımızda karşı karşıya kalıyoruz bu konuda dediğiniz gibi e, halkın da büyük ölçüde desteğini görüyoruz. E, tabii bu e, bisiklet yollarından aktif tatilde biraz gelmek istiyorum. Hı -hı. Hani onun bir parçası demiştik. Evet. E, Marmaris e, aktif tatil, e, şimdi, aktif evet. turizmle Hı -hı. biraz da artık e, pazarda a, tanıtılmaya başlandı. Çok da müsait olduğu söyleniyordu. Bu konudaki tanıtım çalışmaları evet. nasıl devam ediyor ve geri dönüşler almaya başladık evet. mı? Tabii şimdi şöyle bizim e, Avrupa'da bu aktif turizm ya da aktivite turizmi deniyor e, buna. Burada olay şu. Hani konaklamanın konaklama bir amaç olmuyor Hayriye Hanım. Konaklamayı bir araç olarak kabul ediliyor. Hı. Bir hedef, e, hedefimiz var herhangi bir yere turistik seyahatte. O hedef doğrultusunda ben hareket ediyorum bir turist olarak. E, bir turist e, nelerle ilgilenebilir aktif, aktivite içine girdiği zaman? Bir kere bu bir kültür turizmi olabilir. E, Agro turizm olabilir. Yani e, biraz tarım, o yörenin yöresel ürünleriyle ilgilenmek. Hı. Kırsal turizme bir sayfa açmak. Doğa sporları özellikle bizim en büyük potansiyelimiz. Yelken, su sporları, dağcılık, bisiklet, tırmanış, e, kano e, ve benzeri birçok aktivite, e, aktif turizmin parçası oluyor. Turist bölgeye bu unsurlarla geliyor, yürüyerek tanıyor, bisiklet yaparak tanıyor çevreyi. Kırsala da böyle ulaşıyor. Mümkün mertebe bu e, her şeyi dahil sisteminden. Ee, kopmuş oluyor bu turizm hareketi. Mesela bir oda kahvaltı hı. onlar için evet. yeterli. Çünkü dışarıda e, dolaşarak, gezerek, hı hı. görerek e, çalışacak. E, Avrupa'nın turizm potansiyelinin yüzde oranında aktif turizm ve aktivite turizmini geçtiği ve bunu artık yaşadıklarını biz biliyoruz. Hı hı. Kendi raporlarından, kendi bilgilerinden. Hı hı. E, Marmaris de buna uygun bir yer. Aktif turizmin yapılması, hı hı. doğal sporları başta olmak üzere. Kültür turizmi, eee su sporları ve bu etkinliklerin tamamı da aslında Marmaris'in turizm sezon boşluklarında dolduruyor ve sezon kavramı kal kalmıyor aslında. Evet. Yani sezon denen kavram ille işte Temmuz, Ağustos, Eylül'ü kapsamamalı. Hı hı. Sezon kavramı bir bisiklet içi, için, bisikletçi için bahar ayları ve sonbaharı kapsıyor. Evet. Ya da bir yürüyüşü için onun sezon kavramı farklı. Dolayısıyla sezon dediğimiz kavram 12 aya çıktığı için böylece belli dönemlerde bir yoğunlaşma ya da bir bekleişten kurtuluyor turizmci. Yani daha sağlıklı daha hı. ünlü geleceği görerek bir e, ticaret ortamı doğuyor yani Noel turizmi için yapılan bu yeni yıl pazarı çalışması da aslında evet. değil mi sezonla ilgili e, mesela farklı bir pencere açıyor hani o da yılbaşında yılbaşı yılbaşında Marmaris'in tercih edilmesi için e, bir nedenlerden birisi oldu hı hı. Noel kermesi pazarı yani şehirde <laughs> buluşmuş oldu yerlisiyle yabancısıyla Hı. ve buraya gelen e, turistler de yılbaşını Marmaris'te geçirmek isteyen turistler için de bir be beğeni unsuru oldu. E, belediye bu konuda altyapıyı hazırladı, evet. ciddi çalışmalar yaptı, yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Özellikle e, bu aktif e, tatil turizmi için diyelim ya da hani bisiklette biraz daha özelleyelim konuyu. Peki turizm sektörü bu konuda ne yapmalı? Evet. Yani bu konuda bir hareket var. Talep yaratılacak ama e, tamamlamamız gereken eksikler var mı? Şimdi yurt dışındaki e, turizm acentaları özellikle e, doğa sporları ve bisiklet e, turizmi yaptıran özel firmalar var. Mesela Bike, e, bike Adventure gibi Eurobike gibi firmalar var. Hı hı. Bunların aslında bisikletli rehberlerle onlar... E, turistleri bölgelerine gönderiyorlar. Bizleri de kataloglarına ve pazarlarına almaları için burada yerel aktörlerimizin olması lazım. Bisikletli rehberler, kokartlı, sertifikalı, ilk yardım bilen, çevreyi bilen, bisikletli rehberlerimizin eğitim verilerek yetiştirilmesi gerekiyor. Bunu Tursapla, Türkiye Bisiklet Federasyonu'yla beraber yapmayı biz düşünüyoruz. Onunla ilgili bizim çalışmalarımız var. Hı hı. Yine ajentalarımız doğa sporlarına yönelik uzmanlaşma, bisiklet turizmine ve bisiklet sporuna ya da sportif aktivitelere yönelerek bu konularda uzmanlaşarak kendi ticari profilini de geliştirmeleri gerekiyor. Böylece tam istediğimiz bir eşleşme sağlanabilir hayır Hanım. Evet. Yani bize görev düşüyor. Düşüyor. Yani Tabii. sektörü de buradan çağırdı bulunalım. Aslında Tabii. bu konuda ee, yani hazırlıksız yakalamaktan ziyade bunun temellerinin atılması da gerekiyor. Evet. Öncelik çünkü biraz süreç gerekiyor değil mi? Eğitim Mesela, ve altyapısı evet, yani ile ilgili. Avrupa'da e, İspanya, e, Ibiza, e, Balear Adaları, Mallorca özellikle bisikletli turistler için tam bir cazibe merkezi. Mesela orada e, turistler konaklama yerini seçerken e, kataloglardan kendi kullanacağı bisiklet kadrosunu da seçiyor daha bisikleti mi istiyor? Hı hı. Yol bisikleti mi istiyor? Ee, bay bayan bisikletleri seçiliyor ve oda oda anahtarları teslim edilirken bisikletleri de teslim ediliyor kendilerine. Çok daha yeni bir turizm çok muazzam türü. Bir şey. Evet, evet. Ve isterlerse rehberli, isterlerse rehbersiz çevreyi yönlendirme tabayalarıyla iz takibi yaparak e, güvenli bir şekilde e, gezebiliyorlar. O. E, onlar o konuda çok iyiler. Yani hı hı. İspanya özellikle bisiklet turizmi bakımından şu anda önder. Evet, ee, yani burada tabii bir hep projelerdir, hayata geçecek bir her şey dediğiniz gibi böyle sayfalar üzerinde olmuyor ama Marmaris o noktayı ne kadar süreçte gelebilir, biraz bu eksikleri tamamlarsa hedefi aslında yakınız biz e, hedefi yakalamak üzereyiz Yani çok yani e, eksiklerimiz çok az ve yönetilebilir e, bunlar. E, çok e, e, iyi geri dönüşler de alıyoruz. Bisiklet yollarımızın e, beyni topluyor. Şehir içinde ve şehir dışında olmak üzere. Mesela yat turizmi ve bisiklet. E, sailing and biking ya da hmm. charter turizminin <laughs> içinde de entegre edilebiliyor ki bunu yapan firmalar da var. Mavi yolculuk tekneleri belli noktalarda karaya çıkarak bisikletle dolaşıyorlar. E, turun bir parçası oluyor. Yine kruvaziyer turizminde de bisiklet hmm. e, bir enstrüman. E, karaya çıktıkları zaman gezerlerken bisikletle gezebiliyorlar. Ee, bunlar da bizim takip ettiğimiz konular ayrıca. Evet. Emit Fuarı'na geleceğim. Evet. Önemli e, turizm sektörü için Marmaris'te e, o fuarda tabii yine çok önemli olan bir enstrümanı ilk tanıtımını yapacak. Dünya Rally'sinin e, Marmaris ayağı 10. ayağı Marmaris'te Eylül ayında gerçekleşecek. Hı hı. Bu tanıtımı da Emit tanıtım Fuarı'nda olacak. yapacaksınız. Neler var başka Emit evet. Fuarı'na e, hazırlıkta? O fuarda nasıl e, bir biz süreç Biz Emit geçecek? Fuarı'nda yine doğal sporlarını eee potansiyelimizi ortaya koyacağız. Marmaris'in son yıllarda ralli <laughs> sporu ile ilgili yaptığı gelişmeler bunlar ortaya konacak ve 2018'de düzenlenecek olan dünya yarışları ralli yarışları da ...tanıtılacak. Yine Marmaris'te 2018 yılındaki spor aktivitelerimiz duatlon, friatlon olsun, Grand Fondo Marmaris ve diğer sportif faaliyetlerimiz Marmaris standında tanıtılacak. Bu da Marmaris'in aktif turizm potansiyelini ortaya koymuş olacağız. Bu da hani bizim bir vizyonumuz olduğunu hani ziyaretçiler görecek. Tabii yani şimdi bu fuarlar çok yeni ama biraz daha iyimser tablolar çıkıyor gibi ortaya. 2018'den beklentiniz ne? Çok son sorun. Turizm prosyenlerimiz, bu Güney Güneyge Otelciler Birliği, yetkili arkadaşlarımız ifadelerinde 2018'de artış bekliyorlar. Hem İngiliz pazarında ve diğer pazarlarda Hollanda, Ukrayna, Rusya başta olmak üzere artış var. Evet. Bu sevindirici. Evet, en azından iyi bir e, veri, iyi verilerle başladık 2018'de fuarlardan gelen de izlenimlerle. Şimdi yine Marmaris için önemli bir projeyi evet. sormak istiyorum size. E, coğrafi işaret Hı -hı. başvurusunda bulunduğunuz üç ürün oldu. Hı -hı. Yer fıstığı, ada çayı, e, elma yağı, e, çam evet. pardon, çambalı ile birlikte. E, bu coğrafi Hı -hı. işaret e, ne Hı -hı. anlama gelir? Bu ürünler evet. için neden gereklidir? Ve tabii bu başvuru sürecini biraz daha anlatmanızı isteyeceğiz. Aslında evet. bu hani ciddi bir çalışma Hı -hı. gerektiren bir e, olay evet. aynı zamanda. Nasıl bir süreç izliyorsunuz? Evet. Hangi aşamada Şimdi coğrafi işaret kavramı dünyada e, uluslar tarafından çok önemsenen, çalışılan hem ulusal hem uluslararası coğrafi işaret almanın aslında bir yarış olduğu bir, bir kavram. Burada e, ülkenizin ürettiği ya da ülkenizde e, oluşan doğal ve kültürel değerlerin tanımlanması, bu ürünlerin ayırt edici ve özgün özelliklerin ortaya konması, raporlarla analizlerle araştırmalarla ve bu ürünün e, tescil edilmesi sürecini e, ifade ediyor. E, coğrafi işaret bir mahreç ürün var. Bir de menşe ürün var. Menşe ürünler bu yöreye, sadece bu yörede yetişen ürünlerin tescil edilmesi. Marmaris çambalı gibi, marmaris ada çayı yağı gibi menşe ürün oluyor. Mahreç ürünler de, örneğin Antep baklavası. Antep baklavasının bir tarifi ve kullanıldığı ürünlerin özgünlüğüyle farklı yerlerde üretilebiliyor. Örneğin İstanbul'da da bir iş yeri Gaziantep baklavası üretebilir. O e, kurallara uygun mahreç işaretine koyarak ürününü satabilir. E, bir de gele geleneksel ürün var e, coğrafi işareti kavramlarında. Hı hı. Artık bu ürünler 2018'den itibaren e, raflarda özel işaretlerle yerini alacak. Hı hı. Tüketici rafında coğrafi işaretli ürünü gör görecek e, logolarla mahreç mi menşe mi... E, ürün aldı ve bu bir güven ve denetim mekanizmasını oluştuğunu e, görecek. Dünyada İspanya ve İtalya bu, bunun başına çekiyor. Yunanistan gibi hı hı. ülkeler coğrafi işaret konusunda çok e, iyiler. Uluslararası coğrafi işaret sayımız bizim sadece 3 Türkiye'nin. Yunanistan'ın uluslararası aldığı coğrafi işaret sayısı 110. O Türkiye'de üç ürün üç ürün nedir ancak, biliyor musunuz? Gaziantep baklavası bir tanesi. E ee, bir yeri Malatya kayısı, bir de Aydın inciri olması lazım. Bu ürünlerle biz ancak şu ana kadar başlıyor yapabilmişiz. Yunanistan 110 tane ürünüyle ne musakka'mız kalmış, ne cacıkımız kalmış, ne dönerimiz kalmış hı hı. yani yazmışlar, çizmişler. Bu bir yarış, mücadele. Dolayısıyla bu mücadele de yerel ürünlerden başlıyor. Biz biz eğer ulusal e, coğrafi işaret e, dünyasına yarışına girmemiz için ...önce yerel... E, ...coğrafi işaretlerimizi almamız gerekiyor. Hı -hı. Ondan sonra ulusal coğrafi işaret... E, dosyalarının hazırlanması için... ...biz de başlangıç olarak Marmaris Belediyesi olarak... 3 üründe... ...coğrafi işaret başvurularını hazırladık. Şu anda Türkiye e, Patent ve Marka Kurumu'na... ...dosyalarımız verildi. Ve başvuru lisesine alındı Marmaris Çambalı. Marmaris ada çayı yağı, elma yağı. Geleneksel atalarımızın kullandığı... E, ...bir ürün. Marmaris yer fıstığı 200 tondan... 10 tona düşen bir ürün. Evet. 200 ton yetiştirirken Marmaris'le e, hemşerilerimiz, köylerimiz, büyüklerimiz. Şimdi 10 tona düştü. Neden, düş, düşüştü Neden düştü? Düşüşün sebepleri turizm vesaire. Şimdi mi? şöyle e, rekabet edemiyor. Fiyat rekabeti, kalite konusunda hı hı. ben inanıyorum şu anda analizlerini yaptırıyoruz Marmaris yer fıstığının. Yaptırdık zaten. Evet. E, Mula Üniversitesi e, hocalarımızla analizlerimizi yaptırdık. Çok... E, Protein, yağ, e, renk bakımından farklı bir fıstığımız var. Türkiye'deki diğer Osmaniye, Adana Osmaniye fıstığı, yer fıstığı ya da e, Çin'e yer fıstığının e, fiyatlarının çok düşük olması bizim de Marmaris'te yerel geleneksel yöntemlerle mekanize olmadan yapılan yöntemlerle fiyat oluşumu biraz yüksek kal kalıyor. Biz bunu desteklemek için çalışmalarımız şu an var. Üreticilerimizle konuşuyoruz. Örneğin Marmaris Belediyesi kendi işte e, hediye hediyelerinde kendi e, ihtiyaçlarını biz kendi üreticimizden karşılıyoruz. Tanıtımlarını yapıyor. Ticaret odası da hı hı. E, yapıyor bu çalışmalara katkıda bulunuyor. Ürünümüzün tercih edil edilirliğini biz artırmak için çalışma yapıyoruz. Coğrafi şartımızı alırsak bu ürün daha da desteklenecek. Süpermarketlerde özellikle hı, hı. Marmaris yer fıstığı ve diğer ürünlerimiz coğrafi işaret e, markasıyla sunulduğu zaman ha biraz belki fiyat yüksek olsa da tercih edilmeye başlanacak. Evet. Mesela bir çam balı da aynı şekilde. Çam balı. Evet. dünyada çam balı konusu deyince ilk akla gelen yer Marmaris. İşte maalesef Olabilir, Marmaris. Olabilir belki bu çalışmalar sonrasında. Bunu belgeleyememişiz. Evet. Marmaris çam balının ismini tescil edemediğimiz sürece biraz yaptığımız çalışmalar e, temel kazanmıyor. Ve piyasada Taklit edilebilir zaten çam balı dünyada yüzde yetmiş taklit edilen ürünlerle oluşan bir ürün hı hı. taklit ediliyor yani ürünün içeriğini raftan aldığın ürün içeriğini maalesef analiz edemiyorsun yani bu konuda e, e, sahte ürünler diyeyim e, tüketiciyle buluşabiliyor televizyonda da rekam yapıyorlar evet. bir, bir değil iki tabii değil tabii. üç değil dört değil diye ona kadar sayıyor. Bal Sahte bal sana. reklamları. E, televizyonda bunları satarlarken e, şimdi biz nasıl e, rekabet edeceğiz? Ancak coğrafi işaretini aldığımız hı. takdirde çünkü biz denetim komisyonunda kuruyoruz. Hı hı. Tarım Etçe Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, denetim komisyonu da oluşuyor coğrafi işaretle birlikte. Asıl önemli şey o. Asıl evet. macera o zaman başlıyor. Denetleyerek. Hı hı. Peşine düşerek. Doğru ürünün tük tüketiciyle buluşmasını sağlamak. Mesela balcılarla yani arıcılarla diyelim konuştuğumuzda hani Marmaris çam balı olarak sattığını söyleyenler bizden birkaç yıldır bal almıyor mı? diyerek de bunu çok yani, net ifade ediyorlardı. E, Tabii ben o konuda isim e, vermeyeceğim. Antalya e, Yöres Antalya Yurex, Yöresel Ürünler Fuarı'nda hı. bir katılımcı firma Marmaris çam diye bas bas bağırıyor. Gittim baktım bizim üreticimiz değil. E, nereden alıyorsun? İşte oradan da alıyorum, buradan da alıyorum falan filan. E şimdi Marmaris çambalı ismi kullanılıyor ama haksızca kullanılıyor. Benim üreticimden, Marmaris'in köylüsünden, Osmaniye'den bal almadan e, Muğla'nın herhangi bir yerinden aldığı balı Marmaris çam diye satıyor. Bu da bir haksız rekabeti doğuyor. Peki oluyor. bu konuda düşünceniz nedir? Evet. Hani biliyorsunuz bu e, coğrafi işaretle ilgili de Muğla Arıcılar Birliği de Muğla Çambalı olarak başvurdu. Ama, Marmaris Çambalı evet. daha özel. Biz de Marmaris Çambalı konusunda çalışma yapıyoruz. Yani buradaki coğrafi işaretlemede sizce en sağlıklı yol yöntem nedir? Yani yani, i̇lçeler bazında mı aslında bu konuda bir isim almak daha doğru, daha sağlıklı olur? Şimdi biz olur? E, gerekirse ticaret odasında da başvurusu var. Biz Marmaris Ticaret Odası'nın dosyalarımızı birleştirebiliriz. Hı hı. Gerekirse bunu yaparız. Marmaris için bunu yaparız. Şimdi piyasaya baktığımızda yani Marmaris Çambalı var piyasada bu ürünün test edilmesi lazım öncelikle. Şimdi e, Muğla Çambalı diye 2007 yılında başvuru yapılmış. 10 yıldan beri herhangi bir sonuç yok bu başvuruda. Biz 2017'de başvuru yaptık. Biz çalışacağız. Kendi potansiyelimizi ortaya koymak bizim hakkımız. Bilimsel olarak. Bizim bizim tek dayanağımız bilim. Bunu biz ortaya koyacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ama Türkiye Patent Kurumu ne der, nasıl yorumlar başvuruları. E, bunun bunun için de e, geri dönüşleri e, ve analizlerimizin sonuçlarını e, takip ederek yol haritamızı oluşturacağız. Ama Marmaris Çambalı coğrafi işaret almaya, almayı hak eden bir ürün. Hı hı. Evet, ee, temel bu coğrafi işaret yöresel ürünlerden yola çıkmışken çok kısa da yerel gıda pazarına değinmek istiyorum ben. O da iyi. Belediyenin desteklediği, üretici Şimdi, evet. sağlıklı gıdayı desteklediği bir oluşum oldu. Evet, Marmaris'te sivil e, toplum örgütleri gerçekten e, çok değerli, çok çalışıyorlar ve onları gerçekten ben teşekkür etmek etmek istiyorum Marmaris Belediyesi adına, Marmaris halkımızın adına birçok konuda biz beraber çalışıyoruz sivil toplum örgütleriyle. Yani or, üretici pazarın da böyle bir çalışma doğdu. Marmaris Kent Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu. Yerel Tohum Derneği Marmaris Şubesi, Organik Üreticiler Birliği bir, bir etik bir birlik oluşturmuşlar kendileri. Hı hı. Burada yaptıkları şey şu: Anlaştıkları, karşılıklı diyalog kurdukları ve ürünlerini toprak analizlerini yaptırdılar. Ürünleri denetleyebildikleri üreticilerle bir araya gerek ürünlerini Marmaris pazarında pazar günleri ayrı bir bölümde Marmaris'in yerel ürünleri özellikle başta olmak üzere organik üretim sürecinde bu da organik üretim şu e, çok kullanılıyor ama e, toprağa kimyasal gübre vermiyoruz genetiği genetiğiyle o e, genetiği değiştirilmiş yabancı tohum kullanılmıyoruz yerel tohumlar kullanılarak hı hı. oluşturulan atalık tohumlardan e, oluşturulan ürünlerle e, pazarda yer alıyor ve bunların tüketici buluşmasını e, sağlıyoruz. Yerel Tohum e, Derneği ve Organik Üreticiler Birliği Marmaris'te. Biz de onlara destek oluyoruz. Takip ediyoruz. Talebin büyümesini sağlıyoruz. Mesela e, Marmaris'in dönem kış döneminde bazı dönemlerde Marmaris'in yerel ürünleri e, hasadı yapılır. Örneğin Marmaris yer fıstığı hasat yapıldığı hı hı. zaman o pazarda yerini alıyor. Mar Marmaris ona da e, yerli badem türümüz söğüt bademi, taşıca bademi, selimiye bademi diyebilirsiniz. Yerli badem türümüz bizim o pazarda var. E ben onu alıyorum mesela. Hı hı. Yani yine Marmaris'in yabani olarak dağlarında yetişen incir türlerimiz, doğal incir türlerimiz. Eee alıç meyvemiz. Hı hı. E, menengiç, dağ çileği, keçi boynuzu gibi ürünler. Hasadı yapılarak kendi ürünlerimiz bizim. Dağlarımızda, taşlarımızda kendi kendine doğal olarak Yetişen ürünler zaten bunlar organik demeye gerek yok. Bunları da standlarımızda özel olarak vurguladığımız zaman bir talep doğuyor. Evet daha da bu sağlıklı gıdayı talep etme noktasında da evet. e, belki bir e, o konuda ne diyelim ivme kazandıracak bir çalışma evet. da oldu aynı zamanda. E, parklar konusuna gelmek istiyorum. Evet. İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı <laughs> bir yıl olmadı açıladı daha ama ciddi bir ziyaretçi trafiğinin yaşandığı bir yer haline geldi eğitim gezilerinde bilim gezilerinde Hı -hı. de Türkiye'de e, bir durak adını mı? duyurdu bir artık değil mi? Bunu evet. size anlatın isterseniz. Evet. Açılışından bu yana nasıl bir ziyaretçi trafiği yaşadınız Şimdi ve hangi noktaya geldi? Yani dönüşler ne oldu? Evet 23 Nisan e, Hı -hı. 2017'den yine Aralık e, sonuna kadar e, yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz oluştu. E, Açılışı da çok güzel bir etkinlik yaptık. E, yine Doğa Koruma Derneği bir proje yaptı Marmaris'te. Yine diğer projelerine de bunu çalışacaklar. Marmaris Hemen Derini bir etkinlikle tanıttık. Çocuklarımıza, büyüklerimize. Yine Akdeniz Foku Koruma Projesi, Akdeniz Kum Köpek Balığı Koruma Projesi, Balık Çeşitliliğini Koruması için Gökova'da yapılan bir çalışma var. Akdeniz Koruma Derneği'nin Artık biz onların partneri olduk. Hı hı. Bilim ve Eğitim Parkımız Akdeniz Koruma Derneği'nin bir üssü konumunda biz kendilerine bu e, imkanı yarattık ve onlarla tanıştığımıza çok memnun olduk. Proje ekibi şu an devam ediyor. Etkinliklerimiz devam edecek. Hı hı. Yine ODTÜ'den ziyaretçilerimiz oldu. Orada doktelik, Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü geldi. E, Çiğdem hocamız e, bilim parkımızı gezdik. Yine 2018'de e, bilim parkında Çocukları e, arkeoloji bilimine bilimini, bilimini sevdireceği bir etkinlik düşünüyoruz. E, çocuklarımız da bir de e, onlar bizi takip ediyorlar. Yine e, Antalya Demre'den e, biz e, okul geldi. Hı hı. Onlar da bilim gezileri Türkiye'deki yaptıkları bilim gezilerinde Marmaris'i bir uğrak noktası olarak seçtiler. Şirince'deki matematik köyü. E, ...diğer bir uğrak noktaları... ...buraya giderken mutlaka Marmaris'e uğrayarak... ...bundan sonra... E, ...Atatürk Bilim Parkı... ...na e, ziyaret ederek... ...diğer sınıflarında gelmesi sağlanacak. Yine Marmaris dışından... ...Dalaman'dan, e, Muğla'dan... ...Köyceğiz'den ziyaretçilerimiz oldu. Ve e, şu çok sevindirici... ...aynı zamanda Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle... ...beraber... E, ...müfedat üzerinde... ...programlar hazırladığımız için... E, ...Marmaris'teki okullarımız... Devlet ve özel okullarımız Hı. birlikte müfredatı takip ederek düzenli ziyaretler yapıyorlar ve böylece aldıkları eğitimi destekleyici bir programa girmiş oluyorlar. Evet, atölye çalışmaları bu açıdan da çok atölye eğlenceli, renkli ve önemli oluyor sanat çocuklar için. Çalışmaları, evet, sanat belgesel çalışmaları, belgesel gösterimleri, e, yani hedeflediğimiz noktaya ulaştık bilim evet. parkıyla. Yine diğer e, tematik parklarda da yine 2018 yılında yine içmelerde bir adrenalin parkı düşünüyoruz. Bunu halkımıza kazandırmak için şu an çalışıyoruz. Biliyorsunuz Burnucu rekreasyon alanı yine o da 2018'de açılacak. 22 dönüm üzerinde yer alacak. Marmaris'in en büyük yeşil alanı evet. şu anda değil mi? Doğru, orası evet, biliyorsunuz bir var. dolgu alanıydı. Evet. Düzensiz olarak gelişen, biraz doğayı tahrip eden bir alandı maalesef. Çünkü orada bir ekolojik geçiş alanımız var. Tatlı su deniz suyuyla buluşuyor. Hem de balık yumurtlama alanı, hı hı. E, sığ deniz alanı, özel bir e, bölge. Buraya destekleyici bir biz bir proje hazırladık. Tamamen doğal e, çizgisine geri döndürdük Evet orayı. Bir kıyı kıyı oluşturduk. E, derenin e, ağzını açtık. Bir delta oluşturduk orada. Hı hı. Hı. E, piknik alanları, piknik masaları, çocuk oyun alanları, e, ma bir macera parkuru. 550 metrelik bir jogging tartan pistten oluşan bir jogging parkuru. daha bisikleti eğitim parkuruyla birlikte açılışa için çalışıyoruz. Bahar ayında açılacağını evet, da evet. söylemişti Başkan Ali Acar. Orası ile ilgili tabii daha çok dinlenme üzerine. Hani burada evet. dediğiniz gibi rekreasyon alanı deyince bazı şeylerde oturmayabiliyor ama ne yapılacak? denize girebilecekler. Evet. Bütün gün dinlenebilecekler. Güneşlenebilecekler. Piknik yapacaklar. Evet. Mangalı soran olmuştu. Mangal ayrı hanım ateşli piknik biz orada istemiyoruz. Yok olmayacak. Ama... daha çok aslında artık mesela Günecek de buna bir örnek. Yeni evet. bir park alanı. Hani e, mangal tamam keyifli olabilir ama her yere de uygun olmuyor. Özellikle dinlenme alanında hani doğayı da yaşamak isteyenler evet. için rahatsızlık evet. verebilir. Yani o konuda aslında daha doğru bir tercihtir. Evet ve şu anda bence öyle. Evet. de evet. düşüncemi burada belirtmiş olayım. Ama tamamen gün boyunca dinlenebilecekleri, evet. çocukların da keyifli, oynayabileceği, oynayabileceği bir e, alan olacak burnucu, rekreasyon alanı. E, yaptığınız, üzerinde çalıştığınız önemli bir projeyi de daha e, sormak istiyorum. Şimdi siz tabii doğa, e, turizm, e, varlıklar, yöresel ürünler ve tabii ki tarihi, Evet. Marmaris'in tarihiyle ilgili çalışmalar Hı -hı. yapıyorsunuz. Hı -hı. Ee, kültür turizmi için önemli. Kale Sokağı çevresiyle evet. ilgili e, bir projeniz var. Bundan da bahsetmenizi isteyeceğim. Nedir burada yapılması Şimdi, planlanan çalışma? E, bizim e, kale ve çevresi biliyorsunuz Hı -hı. kentsel sit, koruma maaşlı bir imar planı içine alınan bir kentsel sit bölgemiz. Hı -hı. E, kaleye çıkan e, e, caddelerimiz e, de özel mülkiyetler bölgesi e, o, ...özel mülkiyetlerin olduğu alanlarımız... ...biz buralarda bazı yerlerde... ...alt yapı çalışmaları yapmıştık. Şimdi yine e, tespit ettiğimiz... ...bir e, yol üzerinde... ...sokak sağlık açtırma kavramı şöyle... E, ...kültür e, varlıkları koruma fonunun desteklediği bir e, kavram... ...burada mülkiyetlerin içine girmeden... cephelerin e, özgün e, dokuya e, kavuşturulması... Yani kentsel sit e, alanındaki notlara uygun, plan notlarına uygun. Sadece bina cephelerinin, e, tescilli evlerin özgün konumuna uygun hale getirilmesi, e, yaya yollarının düzenlenmesi, işte elektriktir, telefondur uygun olmayan kentsel e, objelerin düzenlenmesi, e, kaleye çıkışın e, vurgulanması çünkü hem bir arkeoloji salonu hem etnografya salonumuzun vurgulanması, bir numaralı anıtsal yapımızın e, ortaya çıkarılmasıyla bir eski Marmaris'te bir yürüyüş e, yolu, eski Marmaris'in e, görünümünü yaşatmak e, diye düşünebilirsiniz. Pencere evet. detaylarıyla, sövesiyle, kapısıyla, kapı koluyla, e, kapı tokmağıyla, evet. e, boyasıyla, işçiliğiyle eski Marmaris evlerinin cephe cephesel olarak ortaya çıkması bu. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Projemizi bize hazırladık. E, mülkiyet sahiplerine bir çağrımız olacak. Kale ve çevresinde mülk sahibi e, hemşehrilerimizi de davet ederek bir toplantı yapacağız. Hı hı. Kendilerinden bu konuyla ilgili destek bekleyeceğiz. Muhafakatname almak istiyoruz çünkü cephelerin çalışması evet. için. Bu da bizim evet. önem verdiğimiz bir proje 2018 yılında. Evet. Bu da güzel. Ee, şimdi tabii çok konu vardı konuştuk ama son olarak şuna e, şunu toparlayabilir miyiz? Marmaris'in kent imajı. Hani Evet. Geçen günlerde bir çalışma da yapılmıştı. Çok da hoştu. Hani genç, evet. dinamik, havalı. Evet. Marmaris'le ilgili çok güzel bir hani e, her kent kimliği yaratmış bir bilim adamı e, yaptığı araştırmalarda ortaya koymuştu. Evet. Aynı zamanda sağlıklı kent. Evet. Çok temiz havası var. Aslında bu başından bu yana konuştuğumuz Doğru. konular hep e, özünde ve temelinde hani yöresel değerlerin korunması e, sağlık, temiz hava, e, doğa. Aslında doğa eşittir doğayı korumakla e, tamamlanan bir zincirin halkalarını oluşturuyor. Sağlık kent imajı ile ilgili de çalışmalar var. Örneğin kömür yakmak yasak yıllardır. Evet. E, yakanlarla mücadele devam ediyor. Eee egzoz gazının e, kullanımının azaltılması hedefleniyor. Çöplerle devamlı bir mücadele hali var. Zaman içinde görüyoruz ki vatandaşlar da bu konuda daha da duyarlı hale evet. geliyorlar ama tabii eksik kalan şeyler olabiliyor. Bu da e, ko, öncelikle Hı -hı. kirletmeden koruyarak başlıyor. Sağlıklı kent Hı -hı. imajı ile ilgili Hı -hı. söylemek istedikleriniz neler? Bu konuda evet. e, Marmaris için ne yapmak gerekir? Hani biraz vatandaşları evet. da seslendirelim isterseniz tabii, nasıl katkı koyabilirler? Hep diyoruz ya işte hani Marmaris'in isminden biraz başlıyoruz kültüre girdiğimiz hı hı. zaman. Hep zaman zaman sohbetlerimizde. Bir kere Marmaris'in doğa şehri olduğunu unutmayalım. Marmaris'in eski ismi e, Fiskos dedikoduyla bir alakası yok. Hı hı. E, Fisi hı. Yunanca'da doğa demek Hayriye Hanım. Hı hı. Fisi Yunanca'da doğa demek. Fisikus ya da Fiskos doğa şehri. Doğaya atıfta bulunarak e, Marmaris'in ismi konulmuş geçmişte. Hı hı. E, ve Portofisco Porto denmiş. Sanki böyle doğaya açılan bir kapı. Evet. E, Marmaris denmiş. E, onun da hani pek mermere bağlamak istemiyorum. Işıldayan parıldayan anlamına evet. geldiğini düşünüyorum. Bunlar hep araştırmaya gereken şeyler. Evet. Biraz hani e, kökümüzden e, şöyle e, eski tarihimizden bağlarsak Marmaris'in doğasını çok iyi korumamız lazım bizim. Ve bir şehri e, şehirde yaşarken de bir şehri kültürel e, yönden, e, sanat yönünden, e, çevreyi ko koruyarak iyi bir şehirli olmak lazım. E, yönetirken de e, bu kavramlara göre yöneticilik yapmak lazım. Marmaris'in doğal ve kültürel altyapısını e, altyapısını bilerek, doğal ve kültürel değerlerini biz bilerek ancak politika üretebiliriz. Bizim dayandığımız e, yap. Ortaya koyduğumuz projeler hep Marmaris'in doğal ve kültürel değerlerine dayanıyor Hayri Hanım. Zaten bundan sonra turizm zaten oluşuyor. Yani ziyaret edilebilirlik ortaya çıkıyor. Önce uygar bir şehir hale gelmek. Bisiklet yollarıyla, birbirine saygısıyla, çevreyi kirletmeden, tüketimi zarar vermeden oluşturarak ve turizmde sürdürülebilirliği yaratarak. Tarım yaparken toprağı öldürmeden bugün Türkiye'de toprakta azot bitmiş. Türkiye toprakları topraklarıyla evet. şimdi nasıl geleceğimize e, ilerleyebiliyoruz? Organik e, desteği ihtiyacı var e, toprağın. E, Marmaris için de aynı şey geçerli. Biz Marmaris'i topyekün, 360 derece çok yönlü e, baktığımız için e, vatandaşlarımızın da buna e, bu şekilde bakmasını bekliyoruz zaten Slip Toplum to örgütleri yaptığımız çalışmalarda bir yüksek bilinç görüyoruz hı hı. kültürde sanatta çevre korumada beraber çalışıyoruz böylece e, Marmaris şehrini e, birlikte e, yönetmektir aslında bu bu konuda beraber yaptığımız çalışmalar halkımızla birlikte yaptığımız projelerde bizim için ayrı bir değer taşıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel e, bu konuyu özetlediniz. Evet. Konuk olduğunuz için, değerli görüşünüzü paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sayın izleyiciler, gündem programının konu Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Önerdi. Turizmden, bisiklete, e, tanıtımlardan, yöresel ürünlere pek çok konuya değindik programda. Sizler de bizlerin sohbetine ortak oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.